Mezopotamya Kültür Merkezi 1991 yılından beri kurulmuş, Kürt kültürü ve sanatına hizmet eden bir kurum. O yıldan bu yana sürekli üretimleriyle, çalışmalarıyla Kürt müziğine hizmet eden bir konumdadır. Biz bu yapılan yasaklamalar karşısında ya da baskılar karşısında hiçbir zaman geri adım atmadık. Bu saatten sonra da zaten geri adım atmayı düşünmüyoruz. Üretimlerimizle, sanatımızla yine her alanda olacağız. Bu yasaklamalar sadece bizi toplumla olan bağımızı kesmek üzerine kuruluyor yani. Çünkü sanatçı, sanat ya da kültür toplumun rengidir, sesidir, vicdanıdır. Kendini ifade edebildiği bir alandır. Zaten kendini ifade etmek isteyen, ifade özgürlüğünü isteyen her alana böyle bir baskılama ya da yasaklama getirilmiştir. Yani bu yasaklamalar biraz da şey üzerine, kendini biat eden bir toplum oluşturmak üzerine, halkı tamamen kültürden uzaklaştırmak, işte kendi dilinden uzaklaştırmak, sanatından uzaklaşmak üzerine yapılıyor. Bunlar da iktidarı zedeleyen ya da zeminini oynatan bir yerde olduğu için halkın toplumla olan bağını kesmek istiyorlar. Kurumumuzun amacı çalınan işte kültürümüzü, işte şarkılarımızı yeniden hayata geçirmek, halkta geriye düşmüş o hafızayı tekrardan uyandırmak amaçlı. Bu doğrultuda zaten bizim Şayya Sıtıranı projemiz olmuştu. Şayya Sıtıranı projemiz çalınan ya da işte Türkçeleştirilen eserlerin kendi özüne dönerek, kendi Kürt dilinde yani Kürt müziğine ait olan eserlerin ortaklaştığı proje halinde sunulduğu bir albüm olarak tekrardan hayata geçirildi. Çalışmalarımız bu yönde de devam ediyor. Yani her yasaklanmaya karşı hep bir sesimiz oldu. Ya da o yasaklamaları böyle içimize sindirip bir köşeye çekilmek yerine bulduğumuz her alanda sanatımızı icra etmek için sesimizi çıkardık. Yani o yasaklamalar bizi geriye düşürmedi. Aslında bizi daha da hırslandırdı, daha da bu konuya daha eğilmemizi, yoğrulmamızı sağladı. Şöyle, bu yasaklamaların aslında biraz da şundan kaynaklı olduğunu da düşünüyorum. Çünkü toplumsal olarak bir ses yok ortada. Evet, Kürt sanatçılarının müziği yasaklanıyor. Evet, Kürt oyunları yasaklanıyor. Ama toplumsal olarak bir ses olmadığı için bu yasaklamaların önü arkası kesilmiyor. Yani burada biraz da problem toplumsallaşmadan geliyor. Yani şöyle, yani içinde yaşadığımız ülkede ki diğer sanat alanlarıyla ilgilen yani Türk sanatçıların da içinde olduğu kesim Kürt müziği ve sanatçısının getirildiği bir yasağa karşı sessiz kalıyor. Nedeni şöyle, herkesin bir kaygısı var. Yani iktidarla ters düşmemek kaygısı var. Yani devletin kendini oluşturmak istediği o hani kendim bana biat eden sanatçı, benim sözümden çıkmayan, çizgimden çıkmayan bir sanatçı profili onların işine geliyor. Gerçek sanatçı profili topluma hizmet edendir. Toplumun sesi olandır, toplumun vicdanı olanıdır. Yani toplumsal olaylara değinen bir profildir. Bu yasaklamalarla, bu baskılarla ya da kendine göre oluşturduğu bu biat eden profille aslında sanatçı profilini zedelemektedir. Çözümün aslında birliktelikten geldiğini inanıyoruz. Çağrıma aslında özellikle bireysel olarak sanatını icra eden sanatçılaradır. Evet, bir kurum etrafında ya da bir örgütlülük etrafında toplanan sanatçılar birçok konuya ya da toplumsal bir olaya ya da bir konsere ya da bir tiyatro yasaklanmasına evet ses çıkarıyor. Ama bireysel olarak sanatını icra eden sanatçıların biraz daha bu konulara daha duyarlı, daha özverili yaklaşması gerekiyor. Bir örgütlülük etrafında toplanırsak aslında çözüm olabiliriz.